Arkadaşlar merhaba. Bugünkü programımızda kanlı balsıra nedir? İncirde görülen kanlı balsıra ile nasıl mücadele edilir? Zararı nedir? Bu bitki koruma zararlarından biri olan kanlı balsırada hangi ilaçlar kullanılır? Bugünkü programımızda size bunları anlatacağım. Kanlı balsıranın tanımı, zarar verdiği bitkiler nelerdir? Bunlara bakacağız. Evet, şimdi tümünü bakalım. Kanlı balsıra, Ceroplastes rustici zararlısı ağaçların sürgün yaprak ve yoğun olduğu durumlarda meyvelerde bulunur. Hücre ölçüsünü emerek ağaçların zayıf kalıp bölümden düşmesine neden olur. Yoğun olduğu incir bahçelerinde ürünün pazar değerini tamamen yitirmesine neden olur. Kanlı balsıra arkadaşlar Admiral isimli ilacı kullanıyoruz. Bu ilaç çok başarılı. Admiral ürününü böyle dallara yapraklara yarı koni, yarı küresel şekilde yapışmış görürsünüz. Ezdiğiniz zaman da kan gibi renk çıkar. O yüzden kanlı balsıra diyorlar. Ağaçların sürgün yaprak dokularına yoğun olduğu durumlarda meyvelerinde de bulunuyor. Hücre üstüne emerek ağaçların zayıf kalıp verimden düşmesine neden olur. Yoğun olduğu incir bahçelerinde ürünün pazar değerini tamamen kaybetmesine sebep oluyor. İncir bahçelerinde özellikle kullanılan potaslı gübreler kanlı balsıra üremesini engelliyor. Fide, baklada, bezelye gibi baklagillerin de incir bahçesi içinde ara ziraat şeklinde yapılması faydalı. Böceklerin barınmasını sağladığı için yararlı. Mekanik mücadele bahçedeki incirlerde ve fidanlarda küçük ağaçlarda kışın bulaşık olan emzikler dipten uca doğru çuval parçası ile sürtülmek suretiyle temizlenebiliyor. Mart ile Mayıs aylarında bahçeye köşegenler doğrultusunda girilir. Sırada birer ağaç atlamak suretiyle her ağacın dört yönünden rastgele alınan birer emzik kontrol edilir. Bu emzikler bir adet bile kabuklu bit bulunuyorsa bu emzik bulaşık kabul eder. Bu bahçede 50 ila 100 emzik sayılarak yüzde bulaşık emzik adedi hesaplanır. Bulaşık emzik adedi %5'i geçerse ilaçlı mücadele karar verilir. Mücadelesi gereken bahçelerde koşnelin %90'dan fazlasının açılmaya başladığı zaman da ilaçlama yapılır ki bu zaman Ege bölgesinde Haziran başına itibaren ilk ileklemeden bir hafta öncesine kadar olan zamandır. İncirde bunu uyguluyoruz arkadaşlar. İkinci ilaçlama zamanı ise son ileklemeden ikinci gün sonra başlayarak Temmuz'un son haftasına kadar olan süreyi kapsıyor. Kimyasal mücadelede kullanılacak ilaçlar ve dozları ilçe müdürlükleri ve reçete yazma etkisi olan tarafından yapılır. Evet, Admiral kullanıyorsunuz arkadaşlar. Admiral. Bir de yazlık yağı dediğimiz bir ürün var. Natalus yazlık yağı videomuzu izleyerek bunu da görebilirsiniz. Kanlı balsıra bu şekilde. Ceroplastes rustici aflatoksinsiz kaliteli kuru incir üretiminde önemli bir yer teşkil ediyor. Aydın Tarım Orman Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu eğitim içeriğinde kısa ve özel olarak size aflatoksinsiz kaliteli kuru incir nasıl yetiştirilir? Bunu vermek istiyorum. Bu kaynakta Tarım Bakanlığı'ndan yayınlanmış bir bilgidir. Aflatoksin yüksek nemli ortamlarda geliştiğinden buruk incirler tek sıra olarak havalayacak şekilde kerevetlere serilir. Yeterince kurumadan ve sıcak saatlerde incirler kerevetlerden kaldırılmamalıdır. Depolardaki kuru inciler ister kasalarda ister yığın olsun zemin ve yan duvarlar temas etmemelidir. Depoların hijyeni önemlidir ve çevresinin temiz olması da özen gösterilmelidir. Ancak zeminin ıslak kalmasına özen gösterilmelidir. Evet. Bakanlığımızın hazırlamış olduğu aflatoksinsiz kaliteli kuru incir nasıl yetiştirilir? Burada yazısını okuyabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu dondurup detaylı okuyabilirsiniz. Tanımı yaşayışı ergeme dişi yarım küre şeklinde 4-5 mm boyunda 3-4 mm eninde
Bir dişi ortalama 500 ile 2500 arası yumurta meydana getiriyor. Yılda 2 kez döl vermektedir bu canlılar. Bütün ağacı bu şekilde kaplayabiliyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hareketli larvalar çoğunlukla Haziran başında görülür. Yaz dönün hareketli larvaları ise Eylül ayının ilk haftasında görmeye başlar. Zarar şekli ekonomik önemi ve yayılışı. Bu zarar ağaçların sürgün yaprak ve yoğun olduğu durumda meyvelerine geçer. Hücre öz suyunu emerek beslenir. Ağaçların zayıf kalıp verimden düşmesine neden olur. Kalitesiz incir elde edersiniz. Çıkarda tatlımsı maddeler, fumacinler, saprofit mantarların gelişmesine sebebiyet verir ve karaballık denilen fumacine neden olur. Yoğun olduğu incir bahçelerinde iyi kalite olabilecek olan ürün pazar değerini tamamıyla yitirir. Konukçuları da meyve ağaçları ve süs bitkileri olmak üzere pek çok konukçusu vardır. Bunlar içinde en önemlileri incir, turunç gibi kavak, mersin, zakkum ve ılgın defnedir. Evet. Mücadelesinde kimyasal mücadele bakıyoruz. Mart ile Mayıs ayından başlayarak bahçeye köşegenler doğrultusunda girilir. Sırada veya birer ağaç atlamak suretiyle her ağacın dört yönünden rastgele alınan bir emzik kontrol edilir. Evet. Admiral kullanıyorsunuz arkadaşlar. Admiral iyi bir ilaç. Sonuç alabileceğiniz bir ilaç. Ege bölgesinde yoğunlukla görülen bir canlı. Kanlı balsıra. Evet, buradaki yazıları da okuyun. Meyvenin üstünü de böyle kaplıyor. Dallarını da kaplıyor. Yenmez hale getiriyor meyveyi arkadaşlar. Bu detaylı bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Ben Ziraat Mühendisi Volkan Temiz. Video kanalıma hala abone olmadıysanız abone olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.